Şimdi ben Seher Hanım'ı anlayamadım. Seher Hanım orada çıktı, dedi ki siyaset kurnazlığı yapıyor. Şimdi siyaset kurnazlığı yapsam, yani ben çıkıp da Kırşehir'in sorunlarını dile getirirken, yani Seher Hanım gidip orada bir fotoğraf çektirmiş. O fotoğraf karesinin altındaki yorumlara bakın. Ama benim bahsettiğim belki 8-10 tane köy var orada. Zarar görmüş köyler var. O gittiği iki tane köyde fotoğraf çektiriyor. Kurnazlık budur işte. Yani iki tane fotoğraf çektiriyor ve onu da tutuyor, işte basına sunuyor ve Metin İlhan kurnazlık yaptı. Metin İlhan her zamanki işini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne belli bir oyla gitti ve halk ona dedi ki beni temsil et dedi. Ve temsil ederken Metin İlhan sadece o gün çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi. Yani bir kurnazlık yapmadı ama kurnazlık yapan Seher Hanım. Seher Hanım ciddi anlamda çok belli ediyor. Milletvekili olayım, milletvekili olayım. Bir tane zaten koltuk var. O bir tane koltuğu da 20 kişi istiyor. Geçenlerde AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Hanım, siz bir basın toplantısı düzenlemiş de basın toplantısı sizinle ilgili de ithamlar da bulunmuştu. Bu ithamları da siz ne dediniz? Karşılık olarak ne verdiniz? Ya şimdi şöyle Hasan abi, yani ben hiç kimseyle tartışmak, hiç kimseyle kavga etmek durumunda değilim. Şimdi bize halkımız, az önce de söyledim. Halkımız bize oy verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde git konuş, bizim sorunlarımızı dile getir ve bu sorunları çöz diye bana oy verdi. Şimdi geçen gün hepinizin bildiği gibi Mucur'un köylerinde, ben de Mucur'da doktorluk yaptım ve Mucur halkını hemen hemen hepsini tanırım. Kimin ne ilaç kullandığını, kimin işte hangi hastalığı olduğunu, işte ne teşhisler konduğunu hepsini çok çok iyi bilirim. Hatta belediye başkanımız buradadır, şahittir. Belediye başkanımızla biz Mucur'da esnaf ziyareti yaparken işte isimlerini tek tek söylerim, soyadlarını tek tek söylerim. İşte nasılsınız amcacığım, işte şu ilacınızı hala kullanıyor musunuz falan diye sorduğum zaman belediye başkanımızın gözü böyle açılıyordu. Ne yapıyorsun, bunlara kadar mı biliyorsun falan derdi. Şimdi tabii ki Mucur'da böyle bir olay olmuş. Dolu yağmış, işte üzerine yağışlar olmuş. Çiftçimiz zaten bu sene çok büyük sıkıntılar çekmiş. Biz Yozgat'ı da gezdik, Çankırı'yı da gezdik, Kırıkkale'yi de gezdik. İç Anadolu'nun çiftçisi zaten maddi olarak çökmüş durumda. Mazot olmuş 30 lira. Bugün mazot 30 lira. Gübre fiyatları %460. Böyle bir durumda insanlar tarlalarına işte dolular yağmış ve insanlar ciddi anlamda ürün kaybına uğrayacaklar. Zaten çiftçilikten bir şey kazandıkları yok. Ben de beni arayan çiftçiler dediler ki ya Metin Bey, böyle böyle şu köylerde ciddi sıkıntılar var, hasarlar var. Bunu mecliste gündeme getirir misiniz dediler. Ben de tabii ki dedim, meclis gündemine getiririm. Sizin sorununuzu açıklıkla ortaya koyarım. İktidar partisinden de hani gerekli destek yapılırsa bizim için çok güzel olur dedim. Yani bu her zaman yaptığımız bir şey. Yani bu ilk kez yaptığımız bir şey değil. 4 yıldır seçildim. 4 yıl boyunca Kırşehir'in sorunlarını defalarca gündeme getirdim. Ve bunu bir kere daha yaptım. Şimdi ben Seher Hanım'ı anlayamadım. Seher Hanım orada çıktı, dedi ki siyaset kurnazlığı yapıyor. Şimdi siyaset kurnazlığı yapsam, yani ben çıkıp da Kırşehir'in sorunlarını dile getirirken, yani Seher Hanım gidip orada bir fotoğraf çektirmiş. O fotoğraf karesinin altındaki yorumlara bakın. Fotoğrafta yerler kupkuru. Hiçbir şey yok ve aynı köy, ama benim bahsettiğim belki 8-10 tane köy var orada. Zarar görmüş köyler var. O gittiği iki tane köyde fotoğraf çektiriyor. Kurnazlık budur işte. Yani iki tane fotoğraf çektiriyor ve onu da tutuyor, işte basına sunuyor ve Metin İlhan kurnazlık yaptı. Metin İlhan her zamanki işini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne belli bir oyla gitti ve halk ona dedi ki beni temsil et dedi. Ve temsil ederken Metin İlhan sadece o gün çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdi. Yani bir kurnazlık yapmadı ama kurnazlık yapan Seher Hanım. Seher Hanım ciddi anlamda çok belli ediyor. Milletvekili olayım, milletvekili olayım. Bir tane zaten koltuk var. O bir tane koltuğu da 20 kişi istiyor. Seher Hanım da biraz daha şeye yakın, külliyeye yakın, biraz daha Cumhurbaşkanı'na yakın olduğu için güç olduğunu da görüyorum yani Seher Hanım'da. Ben Seher Hanım'ın hani bugün de bir açıklamasını gördüm. Bütün basına vermiş herhalde. Yaklaşık bir 4-5 ay önce kış döneminde birçok insanın çatısı uçtu bu besicilerin. Ahırda hayvanları öldü
Ben bunu da mecliste gündeme getirdim. Sonra bizim Vali Bey'le de görüştüm. Vali Bey'e dedim ki bize gelen haberlere göre 26 tane mandıra çökmüş. Buradaki hayvanların büyük bir kısmı telef olmuş. Bunlar için rapor tutuldu mu dedim. Evet tutuldu dedi. Bunları biz dedi genel merkeze göndereceğiz ve bildireceğiz. Eğer zararı varsa insanların zararlarını ödeyeceğiz dedi. Ve onu da gündeme getirdim. Yani bu bir kurnazlık değil. Bu bir milletvekilinin işi. Seher Hanım herhalde bizim susmamızı istiyor. Seher Hanım Kırşehir'e gerçekten de şu ana kadar ben hani hiçbir faydasını görmedim.